Evet arkadaşlar, 14. bölümdeyiz. Dinamik bellek yönetimi konusundayız. Dinamik bellek yönetimi özel bazı fonksiyonlar aracılığıyla belleğin bizim ihtiyaç duyduğumuz kadarlık kısmını rezerve edebilmemizi ve program içerisinde kullanabilmemizi sağlıyor. Bu fonksiyonları verimli bir şekilde kullandığımızda belleği ihtiyacımız kadar kullanıp ihtiyacımız tamamlandığında kullandığımız alanı belleğe iade etme mantığına dayalı bir şekilde uygulama geliştiriyor durumdayız. Dinamik bellek yönetimi konusuna geçmeden önce C programlama dilinde kullanılan bir C programının kullandığı bellek çeşitlerinden bahsetmek istiyorum. Bellek çeşidi olarak 3 adet bellek çeşidimiz var. Birisi statik bellek, diğeri otomatik bellek, üçüncüsü de dinamik bellek. Statik bellek C programının kendisinin saklandığı bellek alanıdır. Yani biz bir C programını, bir exe dosyasını çalıştırmak istediğimizde işletim sistemi loader adı verilen özel bir program devreye sokar ve bu exe dosyası içerisindeki makine kodu belleğin ilgili alanına kopyalanır. Ve program kodu içerisindeki komutlar o bellek alanından yürütülür. Çünkü belleğe erişim diske erişiminden daha hızlıdır. Dolayısıyla dosyalar exe dosyası normalde disktedir. Diskten belleğe yüklenmesi gerekiyor ki daha hızlı çalıştırabilelim o dosyaları. Bu işlemi yapan özel programa da loader, yükleyici adı veriliyor. Exe dosyasına tıkladık. Programımız belleğe yüklendi. Programın belleğe yüklendiği kısma statik bellek adı veriliyor. Program belleğe yüklenirken program içerisindeki global değişkenler bu hafızayı kullanıyor. Arkadaşlar, yerel değişkenler ise otomatik bellek dediğimiz alanı kullanıyor. Yerel değişkenler, mesela programımız çalışırken çeşitli fonksiyonlara çağrı yaptık. O fonksiyonların içerisinde de yerel değişkenler var. Yerel değişkenler otomatik hafıza adı verilen alanı kullanıyor. Otomatik hafıza yığın mantığını 18. bölümde işledik. Yığın özel bir veri yapısı. Son giren ilk çıkar mantığında, yani last in first out mantığında yığına bir eleman koydunuz, ikinci elemanı koydunuz, üçüncü elemanı koydunuz. İlk koyduğunuz ilk eleman yığının en altında kalıyor. Yığından bir eleman almak istediğinde sadece en üstünden alabiliyorsunuz ve en üstteki elemanı alabiliyorsunuz. Yani yığına 1 ve 2 ve 3 numaralı elemanları koyduğunuzda sırasıyla yığından o elemanları almak istediğinizde alacağınız ilk eleman 3. eleman oluyor. Yani en üstteki eleman. Bir çuvala benzetebiliriz. Veya başka neye benzetebiliriz? Üst düzey dizilmiş tabaklara benzetebiliriz arkadaşlar. En üstte koyduğunuz tabağı ilk alırsınız. Çuval içerisine tabakları koyduğunuzu düşünün. Çuvala ilk koyduğunuz tabağı çuvaldan en son alırsınız. Yığın bu şekilde çalışıyor. Bu şekilde çalışmasının sebebi şu. Mesela bir fonksiyon çağırdınız. O fonksiyon başka bir fonksiyon çağırdı. Bunu düşünün. Mesela x fonksiyonunu çağırdınız. X fonksiyonu da y fonksiyonunu çağırdı. Y fonksiyonu çalışırken
x fonksiyonunun değerini kaybetmememiz lazım. Y fonksiyonu çalışma esnasında x fonksiyonundaki yerel değişkenler yığına kopyalanıyor. Ve y fonksiyonu çalışıyor. Y fonksiyonun işi bittiğinde yığından ilk okunan değer y fonksiyonu. Çünkü x fonksiyonunun işi bittiğinde en güncel fonksiyonumuz y fonksiyonu oluyor. Yığındaki fonksiyon oluyor. Ve yığından okuyoruz. Fonksiyonumuz çalışmaya devam ediyor. İç içe fonksiyon çağrılarında bir fonksiyonu çağırmadan önce ilgili fonksiyondaki değerler yığına yazılıyor ki çağırdığımız fonksiyondan geri dönüş esnasında fonksiyondaki değerlerimizi kaybetmeyelim. O yüzden yığın mantığıyla çalışıyor. Otomatik bellekte bu şekilde fonksiyonlar içerisindeki yerel değişkenler otomatik bellekte saklanıyor ve otomatik belleğin yığın yapısında olduğunu bilmeniz aslında yeterli. Diğer bellek de dinamik bellek. Dinamik bellek heap adı verilen bir hafıza alanını kullanıyor. Heap yapısı genelde bağlantılı listelerle gerçeklenen bir yapı. Bağlantılı listeyi de 18. bölümde inceledik. Bellekteki çeşitli alanların ihtiyaç duyduğumuzda dinamik bellekten rezerve edebiliyoruz. Dinamik bellek bu işe yarıyor. Mesela program içerisinde değerini kullanıcının belirleyeceği, uzunluğunu kullanıcının belirleyeceği bir dizi oluşturmamız gerekiyor. İlk önce kullanıcıya kaç eleman gireceksiniz diye soruyoruz mesela. Kullanıcı 10 eleman girecekse 10 elemanlık bir dizi oluşturmamıza izin veriyor dinamik bellek. Bellekten 10 elemanlık, 10 tam sayılık, yani 10 tam sayı demek 40 byte demek, 40 byte'lık yer ayırabilmemize izin veriyor. Eğer kullanıcı 100 girseydi bu sefer 400 byte'lık alan rezerve edebilecektik dinamik bellekten. Dinamik bellekten alan ayırabilmemizi ve ayırdığımız alanı daha sonra bu alanla ilgili işimiz bittiğinde iade edebilmemizi, belleğe iade edebilmemizi sağlayan fonksiyonlara dinamik bellek yönetimi fonksiyonları adı veriliyor. Bu bölümün asıl konusu dinamik bellek yönetimi fonksiyonları. Yani bu fonksiyonlar aracılığıyla dinamik belleği kullanmayı öğreneceğiz bu bölümde. Şimdi bu fonksiyonları inceleyelim. Bundan önceki örneklerimizde tanımladığımız diziler yerel değişkenlerdi. Normal değişkenler yerel değişkenlerdi ve otomatik belleği kullanıyorlardı. Dinamik belleği şimdiye kadar hiç kullanmadık. Bundan sonraki örneklerimizde yavaş yavaş dinamik belleği kullanıyor olacağız. Dinamik bellek fonksiyonları STD-LIP kütüphanesinde. Dolayısıyla dinamik bellek fonksiyonlarını kullanabilmek için programımıza STD-LIP kütüphanesini include etmemiz gerekiyor, dahil etmemiz gerekiyor. Şimdi başlıyoruz. Şu komutu yerleştirmemiz gerekiyor dinamik bellek için. 3 adet dinamik bellek fonksiyonu var bilmemiz gereken. Bunun dışında reallock ve calllock fonksiyonları da var. Bunları şu anda bilmemize gerek yok. Malloc fonksiyonunun türevleri aslında o iki fonksiyonda. Malloc fonksiyonu bellekten bizim belirlediğimiz miktarda bir alanın ayrılmasını sağlıyor. Free fonksiyonu da malloc ve türevi fonksiyonlardan, calloc ve reallock fonksiyonlarından tarafından ayrılmış dinamik bellek alanlarını belleğe iade edebilmemizi sağlıyor. Bunlarla birlikte size of fonksiyonu da sıklıkla kullanılır. Size of fonksiyonu da bir değişkenin o işletim sistemi için bellekte ne kadar yer kapladığını bize söyler.
Mesela size of double dediğimizde 8 döner genellikle. Size of int dediğimizde de 4 döner. Bunu da bellekten ayıracağımız alanı hesaplarken kullanıyoruz size of fonksiyonunu. Şimdi malloc fonksiyonunun neden malloc adı? Çünkü malloc memory allocate yani hafıza ayırma isminin tamlamasının kısaltılmış hali. Malloc, memory allocate. Bellekten yer ayırma anlamına geliyor. O yüzden fonksiyonun adı malloc. Bu fonksiyonun kullanımına bakalım şimdi. Mesela malloc kullanımı isimli bir örneğimiz varmış. Bu örnek üzerinden gidelim. Bakın gördüğünüz gibi malloc kullanacağımız için stdlib kütüphanesi dahil edilmiş durumda uygulamamıza. Main fonksiyonun içerisine bakalım. Main fonksiyonun içerisinde bir tane pointer isimli, ptr isimli tam sayı işaretçisi tanımlanmış. Daha sonra size of int bize neyi veriyordu? Bir tam sayının bellekte kapladığı byte cinsinden alanı veriyordu. Yani size of int 4 demek aslında. Malloc size of int de malloc 4 demek aslında. 4 byte'lık yer ayırıyor bizim için ve bu ayırdığı alana özel bir işaretçi değişken döndürüyor bize. Biz bu işaretçi değişkeni int yıldıza kestediyoruz. Neden? Çünkü tam sayı işaretçisine dönüştürmemiz gerekiyor. Bu ifade sonunda pointer işaretçisi bize için pointer işaretçimiz için heap'ten heap adı verilen bellek alanında 4 byte'lık ayrılmış alanı referans gösteriyor. Malloc fonksiyonu sonrası bu şart değil tabi. Pointer değişkeninin null olup olmadığına bakabilirsiniz değerinin. Yani eğer malloc fonksiyonu düzgün bir şekilde çalışmazsa, bellekten yere ayrılmazsa pointer değişkeninin değeri null olur. Sıfır olur. Ve bu durumda bellekten yer ayrılmadı şeklinde bir hata kodu basarak programdan çıkabilirsiniz. Eğer sıfırdan farklıysa program buradan çalışmaya devam edecek. Ve program içerisinde pointer isimli işaretçimiz vardı. Bu işaretçi için bellekten yer ayrılmıştı. Bu işaretçinin referans gösterdiği bellek adresindeki değere ne atamışız? 225 atamışız. Daha sonra da printf ile bu değeri yazdırmışız. Gördüğünüz gibi. Burada ne yazdıracak? 225 yazdıracak. Erişim operatörü kullandık çünkü. Erişim operatörü pointer isimli işaretçinin tuttuğu bellek adresindeki değeri yazdırıyor. Printf ile 225 değerini yazdırdık. Daha sonra da free pointer kullandık. Free fonksiyonunu kullandık yani. Free fonksiyonu pointer değişkeniyle öbekten yani heap'ten dinamik bellekten ayrılmış alanı geri döndürüyor. Peki bundan önceki bölümdeki işaretçi değişkenlerde neden free'yi kullanmadık diye sorabilirsiniz. De burada kullandık diye sorabilirsiniz. Çünkü buradaki bellek alanını pointer'la kullandığımız bellek alanını memory allocation fonksiyonlarından bir tanesiyle ayırdık. Yani bundan önceki örneklerimizde, 13. bölümdeki örneklerimizde otomatik belleği kullanmıştık. Onu free ile iade etmemize gerek yok. Sadece dinamik bellek ayırma fonksiyonlarıyla ayrılan bellek alanlarını free ile belleğe iade etmemiz gerekiyor. Burada free'yi kullanmamızın sebebi bu. Malloc'la ayırdığımız için pointer değişkeninin gösterdiği bellek alanını
işimiz bittiğinde free ile bu bellek alanını belleğe iade etmemiz gerekiyor ki başka programlar için yer açılsın bellekte. Evet, burada malloc size of int'in aslında malloc 4 olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü çoğu işletim sisteminde bir tam sayı 4 byte yer kaplar. Malloc fonksiyonunun dönüş tipi void yıldızdır. Biz yani malloc fonksiyonu sadece o bellek alanını bize ayırır ve döndürür. Bu bellek alanının hangi işaretçiyle takip edildiğini belirlemek bizim görevimizdir. Dolayısıyla pointer isimli işaretçimiz int yıldız tipinde olduğu için burada malloc fonksiyonunun döndürdüğü değeri int yıldıza cast etmemiz lazım. Çevirmemiz lazım. Dönüştürmemiz lazım daha doğrusu. Burada da onu yaptık. Devam ediyorum. İşaretçi değişkenlerinin birbirine atanması durumu. Bunu grafik olarak anlatmaya çalışmıştım. Mesela main fonksiyonu içerisinde bu satırların, yukarıdaki program içerisindeki satırların adım adım incelenmesi var. Bu adım adım biz de bu satırları takip edelim. Buradaki satırda iki tane tam sayı işaretçisi tanımlanmış. Değil mi? Int yıldız, int yıldız. Aynı satırda deklare ederken bu şekilde virgüllerle ayırıp önüne yıldız koyarak tam sayı işaretçilerini tanımlayabiliyorduk. Birden fazla tam sayı işaretçisini aynı satırda gösterebiliyorduk. Bunu tanımladığımızda tam sayı işaretçilerinin durumu bu şekilde olur. PTR1 ve PTR2'nin durumu bu şekilde olur. Herhangi bir şey göstermiyorlar bakın. Okun ucu hiçbir şey göstermiyor. Yani hiçbir bellek alanını göstermiyor bu işaret. Sadece deklare edilmiş durumda. Burada pointer 1 eşittir malloc size of int demişiz. Bu ne demek? Bir tane tam sayı için bir bellek alanı ayır ve bu bellek alanını başlangıç adresini pointer 1 isimli işaretçiye kopyala. Bunu kopyaladığımızda bu işaretçilerin bellekteki görüntüsü bu şekilde olur. Buradaki ikinci adımda gösterilen şekilde olur. Pointer 1 için bellekten yer ayrılıyor. Gördüğünüz gibi. Pointer 2 için hala hiçbir şey yok. Pointer 1 bir bellek alanı işaret ediyor şu anda. Ama Pointer 2 hiçbir bellek alanı işaret etmiyor. Pointer 2'ye Pointer 1'i kopyalarsak Pointer 2'nin içerisinde Pointer 1'deki adres değeri tutulmuş olacak. Ve Pointer 1 ve Pointer 2 aynı bellek alanına işaret etmiş olacak. Tamam arkadaşlar. İşaretçi değişkenlerini birbirine kopyalarsanız bu şekilde bir sonuçla karşılaşırsınız. Yani iki tane işaretçi değişken aynı bellek alanına referans gösteriyor. Ve pointer 1'in değerini değiştirirseniz mesela pointer 1'in tuttuğu gösterdiği bellek adresine 10 değerini atadık. Pointer 2'nin gösterdiği bellek adresindeki değer de 10 olarak değişecek. Yani pointer 1 ve pointer 2 aynı bellek adresini gösteriyor çünkü. Yine benzer şekilde pointer 2'ye 20 değerini atarsak pointer 1 de 20 değerini gösterecek. Ve biz ayırdığımız bellek alanını boşaltmak istiyoruz. Değil mi arkadaşlar? Hangi fonksiyonu kullanarak ve hangi değişken için bellek alanı ayırmıştık? Pointer 1 için bellek alanı ayırmıştık. Burada pointer 1'i boşaltıyoruz. Ayırdığımız bellek alanını pointer 1 içerisindeki adresle gösterilen bellek alanını boşaltıyoruz. Pointer 2 için herhangi bir free fonksiyonu kullanmadık. Neden? Çünkü sadece pointer 1 için malloc kullandık. Pointer 2 için malloc kullanmadık. Dolayısıyla pointer 2 için
free kullanmıyoruz. Umarım bu gösterim sizin için anlaşılır olmuştur. Buradaki örneğimizde ise farklı bellek alanlarının farklı işaretçilerle yönetimi var. Şimdi buna bakalım. Yine pointer 1 ve pointer 2 isimli iki tane değişkenimiz var. İlk başta hiçbir şey işaret etmiyorlar. Boş okların uçları hiçbir şey göstermiyor. Pointer 1 için bir bellek alanı ayırdık. Gördüğünüz gibi memory allocation fonksiyonuyla. Ve pointer 2 için de ayırdık. Pointer 1 için ayırdığımızda pointer 1 için ayrıldı. Pointer 2 için hiçbir şey yok. Daha sonra pointer 2 için ayırdığımızda bu sefer pointer 2 için de bir bellek alanı ayrıldı. Bunların ikisi ayrı bellek alanları. Pointer 1'in değeri 24 olarak değiştirilmiş. Yani pointer 1 ile gösterilen bellek alanının değeri 24. Pointer 2 için hiçbir şey yok gördüğünüz gibi. Pointer 2 hiçbir şey göstermiyor. Çünkü yani pointer 2 aslında bu bellek alanını gösteriyor ama değeri yok. Burada da pointer 2 için 325 değerini atamışız. Daha sonra pointer 1 ile pointer 1'in tuttuğu bellek adresindeki değeri pointer değere pointer 2'nin tuttuğu bellek adresindeki değeri kopyalamışız. Yani 325'i almışız. Buraya kopyalamışız. Pointer 1'in içerisinde ne var? Artık 325 var. Pointer 2'nin içerisinde de 325 var. Ama ikisi ayrı bellek alanları. Yani bellek alanlarının kopyalanması gibi düşünebilirsiniz. İki farklı bellek alanında aynı değer var. Ve iki farklı bellek alanı iki farklı işaretçiyle takip ediliyor. Burada hem pointer 1'i hem de pointer 2'yi belleğe iade etmeniz lazım. Çünkü ikisi de ayrı ayrı memory allocation fonksiyonlarıyla daha bellekten istendi. Burada da bu bellek alanlarını belleğe iade etmemiz gerekiyor free ile. Free fonksiyonu yaptığı şey bu. Şimdiye kadar tek bir değişken için bellekten yer ayırdık. Peki diziler için bellekten nasıl yer ayıracağız ona bakalım. Mesela 10 elemanlı bir dizi için, tam sayı dizisi için ne kadarlık bir bellek alanına ihtiyacımız var? 10 çarpı size of int. Yani bir tam sayı 4 byte yer kaplıyorsa 10 tam sayı 10 çarpı 4 40 byte'lık yer kaplar. 35 elemanlı bir double dizisi bellekte ne kadar yer kaplar? 280 byte yer kaplar. 35 çarpı 8. Yine 22 elemanlı bir karakter dizisi. Karakter dizilerinin bellekteki boyutu 1 byte olduğu için 22 byte'lık yer kaplar. Bir dinamik sayı dizisi için öbekten, dinamik bellekten ödünç istenecek alan üzerinde tanımlanacak dinamik sayı dizisi için bellekten yer ayırma işleminin genel formatı şu şekilde. Sayı dizisini tutacak işaretçi, sayı dizisinin başlangıç adresini tutacak işaretçimiz burada. Bellekten ayrılan alan da şu sağ taraftaki kısımda kotarılıyor. Ne ihtiyacımız var? Sayı dediğimiz şey kullanıcıdan okuduğumuz değer olsun. Kullanıcı 10 elemanlı bir dizi oluşturmak isterse sayı değişkeni içerisinde 10 olsun. Burada ne oluyor o zaman? 10 çarpı size of int. Yani 40 byte'lık yer ayrılıyor sayı dizisi için. Kullanıcı 10 girdiğini farz edersek. Eğer kullanıcı 20 girseydi bu sayı dizisi için 20 çarpı size of int 80 byte'lık yani 20 tam sayıyı tutacak kadar bellekten yer ayırmış olacaktık. Ve bu bellek alanında sayı dizisi isimli tam sayı işaretçisiyle
takip ediyor durumda olacaktık. Mesela burada bir örneğimiz var. Tek boyutlu dizilerde dinamik bellek yönetimi demişiz. Bu uygulamayı açayım. File, Open Project, 14. bölüme geldim. Tek boyutlu dizilerde dinamik bellek yönetimi. Evet, projemiz açılıyor. Evet. İlk önce uygulamamızı çalıştıralım. Bakalım nasıl çalışıyor. Kaç adet sayı gireceksiniz dedi. Mesela 4 değerini gireyim. Birinci elemanı giriniz dedi bana. 1 girdim. İkinci elemanı giriniz dedi. 2 girdim. Üçüncü elemanı giriniz dedi. 3 girdim. Dördüncü elemanı giriniz dedi. 4 girdim. Ne yaptı? Girdiğiniz dizinin ortalaması 2.50 dedi. Bakalım hesaplayalım. Gerçekten öyle mi? Toplamı 10. 4 tane sayı girdik. 10 bölü 4. 2.5. Gerçekten doğru. Aritmetik ortalaması 4 sayının 2.50. Bu işlemi nasıl yaptı? Şimdi ona bakalım. Kaç adet sayı gireceksiniz diye sordu ve bu girilen sayı sayı isimli değişkende kopyaladı. Mesela ben 4 girdiğimde girdiğim için sayı da 4 değeri olacak. Şimdi burada sayı dizisi isimli bir işaretçi değişken tanımlanmış ve bu işaretçi değişken için bellekten 4 tane tam sayıyı tutacak kadar yer ödünç istenmiş. Memory allocate fonksiyonu bellekten belli bir alanı dinamik bellekten ödünç istiyor bizim için. Ki biz o alanı kullanabilelim. Bunun statik bellek fonksiyonlarından farkı ne arkadaşlar? Statik bellek fonksiyonlarında yani statik bellek diziyi statik boyutlu olarak tanımlasaydık kullanıcının gireceği sayı dizinin boyutundan fazla olsaydı programımız çalışmayacaktı. Veya kullanıcının gireceği sayı, girdiği sayı dizi için ayırdığımız boyuttan daha küçük olsaydı o zaman da dizinin kullanılmayan elemanları için belleği boşu boşuna işgal etmiş olacaktık. Dinamik bellek fonksiyonları bunu engelliyor. Ne kadar alana ihtiyacımız varsa o kadar alanlık yere ayrılmasını sağlıyor. Bu da uygulamalarımızın daha verimli bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Burada mesela kullanıcı 4 değerini girdiğinde sayı değişkeni değeri 4 olduğu için bellekten 4 tane tam sayı için değer atandı. Artık sayı dizisi içerisinde bu bellekten ayrılmış 4 tane tam sayılık alanın başlangıç adresi var. Bu başlangıç adresini kullanarak dizi notasyonuyla işaretçi notasyonu birbirine çok benziyordu hatırlarsanız. Bir önceki bölümden hatırlayın. Sayı dizisinin elemanlarını bellekten okuyabiliriz. Nasıl okuyabiliriz? Sayı dizisinin başlangıç adresini biliyoruz. Burada. Malloc fonksiyonu bize onu döndürdü zaten. Kaç kullanıcının kaç eleman gireceğini de biliyoruz. 4 eleman girecek. Ve bir döngü içerisinde kullanıcıdan elemanları okuyoruz. Birinci elemanı giriniz, ikinci elemanı giriniz, üçüncü elemanı giriniz, dördüncü elemanı giriniz şeklinde. Her aşamada sayı dizisindeki bellek adresinden bir sonraki adrese gidip kullanıcının girdiği değeri o adrese okuyoruz. Yani ilk önce dizinin ilk elemanının değeri okunuyor kullanıcıdan. Daha sonra ikinci, üçüncü, dördüncü. Bunu şu şekilde de yapabilirdik. Sayı dizisi i. Yani şunla şu birbirinin aynısı. Bunu yorum haline getireyim. Programı tekrar çalıştırayım. Programımız gene beklenen şekilde çalışacak.
Bakıyoruz. Biraz yavaş çalıştı. Yine 4 adet sayı giriyorum. 1, 2, 3. Evet, uygulamamız hata veriyor. Neden hata verdiğine bakalım. Evet. Hatayı gördüm. Burada dizi notasyonunu kullanırken dizinin ilgili elemanına bu şekilde erişiyorduk. Fakat scanf dizinin ilgili elemanını istemiyor bizden. İlgili elemanın bellek adresini istiyor. O yüzden dizi notasyonundan önce bellek adresini, adres operatörünü kullanmam gerekti. Yani az önce o iki satır birbirine eşit demiştim. O iki satır değil, bu satır ve şu satır birbirine eşit. Onu o şekilde düzelteyim arkadaşlar. 1, 2, 3 ve 4 girdiğimde gördüğünüz gibi sayıların ortalaması hesaplandı. Bu notasyonu ile, buradaki scanf çağrısı ile şu birbirine eşit. Tekrar çağırıyorum. Beş eleman gireceğim. 1, 2, 3, 4, 5 dedim. Ortalamasını 3 olarak buldu. Gayet mantıklı. Şimdi burada döngüyle kullanıcının gireceği eleman sayısı kadar döngü sayacımıza döngümüz itere etti. Yani çalıştı. Döngü içerisindeki döngünün kod bloğu içerisindeki komutlar çalıştı. Ve her bir defasında dizinin ilgili elemanı için kullanıcıdan sayı değeri okundu. Burada da dizi notasyonunu kullanarak sayı dizisinin elemanlarının toplamı bulundu. Daha sonra toplam float'a cast edildi. Yani toplam değişkeni tam sayıda hatırlıyorsanız. Bu tam sayı değişken ondalık sayıya dönüştürüldü. Float önüne getirilerek. Sonra da sayıya bölündü. Ortalamanın hesaplanması için dizdeki bütün elemanların toplamının dizdeki eleman sayısına bölünmesi gerekli. Burada bu işlem yapıldı. Ortalama hesaplandı ve ortalama değeri ekrana yazdırıldı. Gördüğünüz gibi. Daha sonra sayı dizisiyle işimiz bitti. Malloc'la ayırdığımız bellek alanını, yani sayı dizisini free ile belleğe iade ettik. Yani bellekten borç istemiştik. Daha sonra bu borcu free ile ödüyoruz gibi düşünebilirsiniz. Malloc, calloc ve rarloc'la rarloc kullanarak ayırmadığınız bellek alanlarını belleğe iade etmeye kalkışmayınız free ile. Sadece dinamik bellek fonksiyonlarını kullanarak bellekten istediğiniz bellek alanlarını belleğe iade edebilirsiniz. Bunu da söyledikten sonra devam ediyorum. Şimdi iki boyutlu dizilerde dinamik bellek yönetimi konusuna geçiyoruz. Tek boyutlu dizilerde diziyi bir işaret yardımıyla takip edebiliyorduk. İki boyutlu dizilerde biraz daha farklı şekilde dinamik bellek yönetimi yapılıyor. Burada işaretçinin işaretçisi kavramı giriyor. Yani tek boyutlu dizileri int yıldızla takip edebiliyorduk. İki boyutlu diziler ise tek boyutlu dizilerin bir dizisi gibidir. Mesela şu satırı bir dizi olarak düşünün. Bu satır bir başka dizi, bu satır bir başka dizi. Buradaki mantık şu arkadaşlar. Dizinin her bir satırını tek boyutlu diziymiş gibi her bir satırı için bellekten yer ayırın. Yani bu satır için 4 elemanlık bir yer ayırın eğer tam sayıysa. Bu satır için de öyle. Bu satır için de öyle. Bu yer ayırdığınız işaretçiler
Bunlar değil mi? Yani bu bir int yıldız, bu da bir int yıldız, bu da bir int yıldız. Daha sonra bu int yıldızları tutacak bir başka dizi oluşturun. O dizi int yıldız yıldız tipinde olmalı. Neden? Bir tam sayıyı tutan işaretçi değişken int yıldızsa bir int yıldızı tutan işaretçi değişken int yıldız yıldız olmalı. Yani işaretçili değişkenlerin listesi int yıldız yıldız tipinde olmalı. Bu iki boyutlu bir işaretçi gibi düşünebilirsiniz. Tam sayı işaretçisini nin adresini tutuyor int yıldız yıldız. Int yıldız da tam sayının adresini tutuyor. Yani şuradan ki örneğimize bakacak olursak işaretçi değişkeninin adresini tutan işaretçi. Yani pointers to pointers. Int tipine sahip bir değişkenin adresini tutan işaretçi int yıldız tipinde olmalıydı. Bunu söylemiştik. Int yıldız tipindeki bir tam sayı işaretçisinin bellek adresini tutacak işaretçi ise int yıldız yıldız olmalıdır. Keza int yıldız yıldız tipindeki bir işaretçinin bellek adresini tutacak işaretçi int yıldız 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 olmalıdır. 3 yıldız olmalıdır. Int yıldız yıldız gibi işaretçilere işaret eden işaretçiler adı veriliyor. Pointers to pointers olarak geçiyor bu literatürde. Buna örnek verelim. Mesela sayı değer 1, değer 2, değer 3 diye 4 tane tam sayı değişken tanımlanmış. Bir tane tam sayı işaretçisi, bir tane de tam sayı işaretçisine işaret eden işaretçi tanımlanmış. Pointer to pointer bunun adı. Bununki de pointer. Sayı değişkenine 5 değer atanmış. Daha sonra pointer'a ne atanmış? Sayı değişkenin adresi atanmış. Niye? Pointer bir işaretçiydi. Pointer to pointer'a ne atanmış? Pointer'ın adresi atanmış. Yani pointer to pointer pointer'ın adresini tutuyor. Pointer da neyin adresini tutuyor? Sayının adresini tutuyor. Değer 1 ve sayıyı atamışız. 5, 5 yani. Sayının değeri 5 olduğu için. Değer 2'ye neyi atamışız? Pointer adresindeki değeri atamışız. Pointer adresinde ne vardı? Sayının adresi vardı. Sayının adresindeki değer nedir? Sayının bellek adresindeki değer 5'tir. Dolayısıyla değer 2 ne oluyor? 5 oluyor. Pointer to pointer to pointer'da ne var? Pardon, pointer to pointer'da ne var? Karıştırdım. Pointer'ın adresi var. Burada değer 3'e değer 3 değerini atanan işaretçi değişkene erişim operatörü 2 defa uygulanmış. İlk erişim operatörünü şu şekilde düşünebilirsiniz. Şöyle. Şu kısım. Bu kısım bize neyi verir? Pointer to pointer adresindeki değeri verir. Adresinde pointer to pointer'da tutulan bellek adresindeki değeri verir. Pointer to pointer'da tutulan bellek adresindeki değer neydi? Arkadaşlar, pointer'daki yani pointer'ın adresiydi. Bundaki değer ne peki? Sayının değeri. Dolayısıyla iki defa yıldız operatörünü uygularsanız iki boyutlu işaretçi yine sayının değerine erişmiş olacaksınız. Umarım karışık gelmemiştir. Tam sayı işaretçisi için int yıldız, pointer işaretçisi için yani int yıldızı adresini tutabilecek bir işaretçi için de int yıldız yıldız tipini kullanmalıyız.
Bunu işaret edecek bir işaretçi içinde int yıldız yıldız yıldız. Böyle gider bu. Aslında baktığınız zaman bunlar dizi indislerine benziyor. Şimdi iki boyutlu dizileri tekrar üzerinden geçiyorum. İki boyutlu dizilerin ilk satırını int yıldız tipinde bir işaretçiyle takip ediyoruz. İkinci satırını yine başka bir int yıldızla. Üçüncü satırını da başka bir int yıldızla. Peki bu int yıldız yıldızlar içinde melekten yer ayırmamız lazım. Değil mi? Bu üç işaretçi için melekten ayıracağımız yeri de int yıldız yıldız tipindeki matris işaretçisiyle takip ediyoruz. İki boyutlu diziler bu şekilde. Bunu nasıl yapıyoruz? Şurada iki boyutlu diziler için melekten yer ayıran örneğimize bakalım. Daha basit bir örneğimiz var mı? Ona bakmak istiyorum. O yüzden evet yok. Şimdi şuraya bakalım. Şu satırı bu şekilde ve şu satır. Melekten yer ayırma işlemi şu aslında bu iki satır. Burada iki boyutlu dizilerde dinamik melek yönetimi isimli bir örnek programımız var. Bu örnek programda iki boyutlu dizileri takip edebilmek için, dinamik olarak takip edebilmek için iki boyutlu bir işaretçiye ihtiyacımız var. Dizinin satır ve sütun sayısını kullanıcının girdiğini farz edin. Dinamik ya hani satır ve sütun sayısı kullanıcıdan okunacak. Kullanıcı 3 satırdan ve 5 sütundan oluşan bir matris girmek istiyorum diyecek ve biz bellekten 3 satırdan ve 5 sütundan oluşan bir matris için dinamik olarak alan isteyeceğiz. Bunu yapabilmek için iki boyutlu bir işaretçi tanımladık. Matris isimli ve satır ve sütun sayısını depolayacağımız değişkenleri tanımladık. Burada printf ve scanf ile kullanıcıdan matrisin satır sayısını ve sütun sayısını okuyoruz. Burada kafa karıştıracak bir şey yok. Şimdi şuraya geliyoruz. Burada yaptığımız şey ilk önce matrisin satır başlarını tutacak tam sayı işaretçilerini depolayacak dizi için yer ayırmak. Bakın, şuradaki örneğimize bakalım. İlk önce şu üçü için yer ayırıyoruz. Bu üçünün her birini tipinde int yıldız tipinde satır başlarına denk gelen işaretçiler bunlar aslında. Int yıldız tipinde 3 tane int yıldızlık yer ayıracağız. Bu int yıldızlar matris isimli bir işaretçi ile takip edilecek. Dolayısıyla int yıldızlara işaret eden bir işaretçinin tipi int yıldız yıldız olmalı. O yüzden matrisi int yıldız yıldız olarak tanımladık. Bu işlemde satır başları için yer ayırırdık. Satır başlarındaki işaretçiler için. Daha sonra her bir satır başı için bakın satır sayısı kadar yer ayırdık. Çünkü malloc fonksiyonu satır sayısı çarpı int yıldız tipinde işaretçi kaç başsa o kadarlık yer ayırıyor bizim için ve ayrılan alanı da int yıldız yıldıza dönüştürüyoruz burada. Satır sayısı kadar int yıldızlık. 3 satırımız varsa 3 tane int yıldızlık yer ayırıyor malloc fonksiyonu. Daha sonra her bir satır başı için bakın burada satırları geziyoruz. Kullanıcı 3 girdi mesela. İlk önce birinci satırı geziyoruz. Birinci satır için sütun sayısı kadar yer ayrılıyor.
Daha sonra ikinci satır için tekrar sütun sayısı kadar yer ayrılacak. Üçüncü satır için de tekrar sütun sayısı kadar yer ayrılacak. Böylece iki boyutlu matris dizisinde, dinamik dizide yer ayırma işlemini yapmış olduk. Matris 0 ile matrisin birinci satırı, matris 1 ile ikinci satırı, matris 2 ile de üçüncü satırına ulaşıp bunlar için memory allocation fonksiyonlarıyla yer ayırmış olduk. Artık bu matrisi normal iki boyutlu dizi gibi kullanabiliriz. Yani dizi notasyonuyla, hani iki boyutlu diziler için iki tane bunun köşeli parantez kullanmıştık. Yine aynı köşeli parantezleri kullanabiliriz. Bellekten yer ayırma işlemini yaptıktan sonra. Mesela burada matrisin elemanları kullanıcıdan satır satır okunmuş. Eleman eleman okunmuş. İşte burada iki boyutlu matrisi, iki boyutlu bir diziyi gezebilmek için ne yapıyorduk? İç içe döngüler kullanıyorduk. Her bir satır için sütunları geziyorduk. Burada da her bir satır için sütunlar gezinmiş ve kullanıcıdan matris için değer okunmuş. Daha sonra da matrisin değerleri ekrana yazdırılmış. Bunun için de matris yazdır fonksiyonu kullanılmış. Matris yazdır fonksiyonuna bakalım. Matris yazdır fonksiyonu matrisi tutan işaretçiyi alıyor parametre olarak. Daha sonra da satır ve sütun sayılarını alıyor. Ve matrisle birlikte satır ve sütun sayılarını kullanarak gördüğünüz gibi matrisin içeriğini yazdırıyor. Buna benzer olarak matrisin transpozunu yazdır isimli başka bir fonksiyonumuz var. Bu da matrisin 90 derece dönmüş halini yazdırıyor. 90 derece sola dönmüş halini. Transpoz dediğimiz şey bir matrisin satır transpozu o matrisin satır ve sütunlarının yer değiştirilmiş halidir. Yani birinci satır birinci sütun yerine gelir. İkinci satır ikinci sütun yerine gelir. Şimdi bu programı çalıştıralım. Open Project diyorum. Biraz karışık gibi gelebilir ama biraz üzerinde düşündüğünüzde çok rahat bir şekilde anlayacağınızı umut ediyorum. Anlatması da çok kolay değil aslında bunu. Ben de çok güzel anlatamamış olabilirim. Ama gerçekten anlatması çok kolay değil. İki boyutlu dizilerde dinamik bellek yönetimi. Evet, bu fonksiyonu uygulamayı çalıştırayım. Daha rahat anlayacaksınız çalıştırdığımda. Transpozu özellikle daha rahat anlayacaksınız. Transpoz işlemi tabi matrisler daha çok lineer cebir ile alakalı. Üniversitelerde lineer cebir dersi gören öğrenciler daha rahat anlayacaktır. Ama o kadar da zor değil. Herkes anlayabilir aslında diye düşünüyorum. Mesela 3 satır ve 3 sütun dedim. Matrisin elemanlarını giriniz dedi. Bu aşamaya gelmeden önce matris için bellekten yer ayrıldı. Bakın, matrisin için elemanlarını giriniz demeden önce malloc'la satır ve sütun sayılarını kullanarak yer ayırdık. Bunu yapmasaydık bu mümkün olmayacaktı. Matris için eleman okuma durumu. Matris 0-0 için 1 değerini girelim. Matris 0-1 için 2 değerini girelim. 3 sırayla giriyor. Artan değerler 5-6. Matrisin 3. satırının ilk sütunu için 7 değerini, 2. sütunu için 8 değerini, 3. sütun için de 9 değerini girelim. Girdiğiniz matris dedi 1-2-3-4-5-6-7-8-9. Matrisin transpozu ise, bakın, bu matrisin ilk satırı, bu matrisin ilk sütunu, transpoz matrisinin ilk sütunu, ikinci satırı ikinci sütunu, üçüncü satırı üçüncü sütunu. Aslında matrisin 90 derece sağa veya sola dönüşümü değil, onu yanlış söyledim.
matrisin satırlarının sütun haline gelmiş versiyonu. Kullanıcının girdiği matris bu. Matrisin transpozu bu. Transpoz fonksiyonuna yapılan çağrı burada. Bakın matrisin transpozu. Transpoz yazdır. Transpozda da yaptığı şey aslında, bakın matris yazdır da satırlardan başlıyor yazdırmaya. Transpoz yazdır da sütunlardan başlıyor. Aslında başka bir farkı yok. İlk önce sütunları geziyor. Daha sonra her bir sütun için satırları geziyor. Mesela şu matrisin sütunlarını geziyor. Ve bunu satır olarak yazdırıyor. Birinci sütunu birinci satır olarak yazdırıyor. İkinci sütunu ikinci satır olarak, üçüncü sütunu da üçüncü satır olarak yazdırıyor. Transpoz işlemi de bu şekilde aslında. Sizin için güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum bu uygulamanın. Üzerinde değişiklik yaparak daha güzel bir şekilde çalışabilir hale getirebilirsiniz. Bellekten yer ayırma işlemi üzerinden tekrar geçeyim ve iki boyutlu dizlerde dinamik bellek yönetimi konusunu kapatayım. Örneğimize bakalım. Resmimize bakalım daha doğrusu. Şimdi matrisimizin ilk satırı. Nasıl tek boyutlu diziyi int yıldızla takip etmişsek, bu da bir tek boyutlu dizi olarak düşünebilirsiniz ilk satırı. İnt yıldızla takip edebiliyoruz. Matris 0 dediğimizde bize matrisin ilk satırını verir aslında. Matris 1 dediğimizde ikinci satırı, 2 dediğimizde de üçüncü satırı verir. Bunların hepsini int yıldızla takip ettik. Bunlar satır başı işaretçileri diyebiliriz bunlara. Bu satır başı işaretçileri içinde bellekten yer ayırmamız lazım. Bunu da burada yapıyoruz. Yani ilk başta satır başını tutacak işaretçiler için bellekten yer ayrılıyor burada. Satır sayısı kadar satır başı işaretçisi için yer ayrılıyor. İşaretçi olduğu için ayrılan alanın tipi işaretçiye işaret eden işaretçi. Pointer to pointer tipinde olmalı. Dolayısıyla matrisimizi bu şekilde tanımladık. Pointer to pointer tipinde tanımladık. Daha sonra bu matrisin her bir elemanı için burada, yani 3 tane işaretçi vardı. Her bir işaretçi için o işaretçinin takip edeceği sütun sayısı kadar, yani 1, 2, 3, 4, burada 4 eleman kadar bellekten yer ayrılıyor. Ve ayrılan her bir eleman ne tipinde? Tam sayı tipinde. Ve satır başlarının tipi int yıldız olduğu için burada malloc fonksiyonunun döndürdüğü değer her bir satır başı için int yıldıza kestedilmiş. Ve böylece ilk önce satır başları için, daha sonra o satır başlarının tutacağı elemanlar için matristen, bellekten dinamik olarak yer ayrılmış oluyor. Bu noktada bu iki döngü, yani ilk komut ve ilk komut sonrası bir döngü çalıştıktan sonra bu matrisi kullanabiliyor durumda oluyoruz. Peki, yazdırma işlemi tamamlandı. Kullanıcıdan değer okuduk. Okuduğumuz değerleri yazdırdık. Daha sonra matrisin transpozunu aldık ve yazdırdık. İşimiz bitti, programdan çıkıyoruz. Programdan çıktığımızda matrisin tüm elemanlarını boşaltmamız lazım. Malloc'la ayırdığımız her şeyi boşaltmamız lazım. Bakın şu döngü, bu döngü, şu döngüye çok benziyor aslında. Şu döngüye. Satır sayısı geziliyor.
Burada Malloc'la yer ayrılmıştı Matris'in ilgili elemanına. Burada Malloc'la ayrılan yerler Free ile iade ediliyor. Gördüğünüz gibi. Matris'in her bir satırının tuttuğu, satır başının tuttuğu bellek alanını iade ettik. Daha sonra da satır başlarını tutan vektörü belleğe iade ettik. Bu vektörü de ne zaman, bu vektör içinde ne zaman yer ayırmıştık? Şurada yer ayırmıştık. Gördüğünüz gibi matris için yer ayırmıştık. Bunu da iade ettik. Ve programdan çıkmadan önce bellekten borç aldığımız alanı belleğe geri döndürmüş olduk ki başka programlar bu alanı kullanabilsin. Belleği boşu boşuna işgal etmemiş olalım. İki boyutlu dizilerin için anlatacağım şeyler bu kadar. Yine üç boyutlu diziler için de aslında bundan sonra boyut sayısı ne kadar artarsa artsın analoji kurarak işlem yapabiliyor durumda olmanızı bekliyorum. Diğer hafıza yönetim fonksiyonlarından kitapta bahsettim. Calloc, Malloc'a çok benzer aslında. Calloc fonksiyonu hem bellekten yer ayırır, daha sonra yer ayrılan yerdeki değerleri sıfır olarak değiştirir. Yani yer ayırıp ayırdığı yeri temizliyor. Bellekte rastgele değerler olabiliyordu biliyorsunuz. Calloc, clear and allocate anlamına geliyor. Bellekten yer ayır ve temizle anlamına geliyor. Malloc'a çok benziyor aslında. Malloc'tan tek farkı, Malloc sadece bellekten yer ayırırken Calloc, atıyorum Calloc'la 10 elemanlık yer ayırdınız. Bu 10 elemanın başlangıç değerini sıfıra set ediyor. Sıfır olarak değiştiriyor yani. Realloc ise daha önceden Malloc'la veya Calloc'la ayrılmış bellek alanını genişletmeye veya daraltmaya olanak tanıyor. Mesela Malloc'la 100 elemanlık bir yer ayırdık. 100 eleman yetmedi. 200 elemana çıkarmak istiyoruz. Realloc yeniden allocate et, yeniden yer ayır anlamına geliyor. Ve 100 elemanı 200 elemana çıkartabiliyoruz. Bu işleme karşılık geliyor. Bunların kullanımlarını Calloc ve Realloc isimli örnek programda inceledim. Bunun dışında bölümde string kütüphanesindeki bellek yönetim fonksiyonlarını da verdim. Bunların kullanımları da aslında şeye çok benziyor. String kütüphanesindeki normal karakter fonksiyonlarına çok benziyor. Memset, memcopy, memmove, memcomp ve memchar fonksiyonlarını, kullanımlarını inceledim. Bu kullanımları incelemeyi size bırakıyorum. Ben daha çok dinamik bellek yönetimi kavramı üzerinde durmayı amaçladım bu videoda. Kitap içerisindeki diğer kullanımları sizin takip etmenizi bekliyorum. Yine bölüm sonu sorularını da bakalım bölüm sonu sorularına. Dinamik bellek yönetimi için bölümde verdiğimiz örneklere benzer sorular. Bu soruları üzerinde kafa yormanızı bekliyorum.